Arkadaşlar bunların hemen hemen tamamı netleşmiş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek yargı paketi hakkındaki kararı beklenirken düzenlemeyi eleştiren Yargıtay üyelerine her gün bir yenisi ekleniyor. Yargıtay 23. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Erdoğan değişikliğe yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Anayasaya aykırılık AKP'li vekiller tarafından da kabul edildiği halde bilerek ve isteyerek anayasaya aykırı kanun çıkardılar. Sehven çıkarılan anayasaya aykırı kanun hükümleri anayasa mahkemesi tarafından iptal edilir. Mustafa Erdoğan düzenlemenin amacının yüksek yargıyı küçültmek olmadığını söyledi. Bu kanunun amacı yargıtayı küçültmek değil, biat etmeyenleri tasfiye etmektir. Amaç üye sayısını azaltmak olsaydı arka arkaya yeni üye seçmezlerdi. Amaç söz dinlemeyen ayrı kodlarını mı temizlemek? 23. Ceza Dairesi üyesi, Yargıtay'dan kimlerin gidip kimlerin kalacağı şimdiden belli dedi. Bazı üyelerin koltuğunu korumak için AK Parti koridorlarında kulis yaptığı, araya hükümetten hatırı sayılır kişileri sokmaya çalıştıkları iddia edilmişti. Şu an yeniden seçileceklerin ve gideceklerin listesi ellerde dolaşıyor. Kendisini yeniden seçilmiş görenlerin çocukları, arkadaşlarına kimin nereye gideceği konusunda babalarından duyduklarını anlatıyorlar. Mustafa Erdoğan, yargıtay üyelerinin düzenlemeye neden sessiz kaldığına dair önemli bir iddiada bulundu kalacaklar. Kendilerini ilgilendirmediğinden gidecekler de gider ayak soruşturma geçirmekten korktukları için konuşmaktan kaçınıyorlar dedi. Yargı paketine Danıştay'dan da tepkiler yükselmeye devam ediyor. 17. Daire Üyesi Profesör Doktor Bülent Olcay kapısının önündeki isim tabelasının altına dikkat çeken bir duyuru astı. Giderken odamı boşaltmayacağım. Hırsızlara her şey caiz yazılı o duyuru protesto için cübbesini cama asan Danıştay üyesini akıllara getirdi.